podcast dinle. Mutlu günler. Gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen ataması töreninde başvuran 4300 öğretmenin tamamının atanmasına karar vermişti. Erdoğan, kalan 800 öğretmenin atamasının bugün yapıldığını duyurdu. Almanya ve Fransa'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi ise bugün saat 8'de başladı. Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen Milli Muharip Uçak, yaklaşık 3000 personelin çabasıyla bu yıl yapılması hedeflenen ilk uçuşa hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için bugün tarihi gün. Enerji üretiminde kullanılacak taze nükleer yakıt tesise getirilecek. Böylece Akkuyu nükleer santral statüsüne kavuşacak. Ardından üretim için test aşamasına geçilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklıyor. Banka bir önceki toplantıda politika faizini %8.5 seviyesinde sabit tutmuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İç piyasada Cumhuriyet altını 8976, yarım altın 4529, çeyrek altın 2278 ve gram altın 1248 liradan işlem görüyor. BIST endeksi 4772 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 19 lira 43 kuruş, euro 21 lira 49 kuruştan işlem görüyor. Mutlu günler. Gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen ataması töreninde başvuran 4300 öğretmenin tamamının atanmasına karar vermişti. Erdoğan, kalan 800 öğretmenin atamasının bugün yapıldığını duyurdu. Almanya ve Fransa'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi ise bugün saat 8'de başladı. Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen Milli Muharip Uçak, yaklaşık 3000 personelin çabasıyla bu yıl yapılması hedeflenen ilk uçuşa hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali için bugün tarihi gün. Enerji üretiminde kullanılacak taze nükleer yakıt tesise getirilecek. Böylece Akkuyu nükleer santral statüsüne kavuşacak. Ardından üretim için test aşamasına geçilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklıyor. Banka bir önceki toplantıda politika faizini %8.5 seviyesinde sabit tutmuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. İç piyasada Cumhuriyet altını 8976, yarım altın 4529, çeyrek altın 2278 ve gram altın 1248 liradan işlem görüyor. BIST endeksi 4772 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 19 lira 43 kuruş, euro 21 lira 49 kuruştan işlem görüyor. Podcast dinle.